Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 18 Eylül'de Türkiye saatine göre sabaha karşı 5:34'te Balık burcunun 25 derecesinde dolunayla birlikte parçalı ay tutulması yaşayacağız. Yılın ikinci ay tutulması. Dolayısıyla tutulmalar dönemindeyiz. 15 gün sonra 2 Ekim'de de Terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Takip ettiğiniz için biliyorsunuz, tutulmalar gökyüzündeki en önemli astrolojik tesirlerdir ve her yıl 6 ayda bir en az 2 ay tutulması, 2 güneş tutulması yaşıyoruz ve bunlar genel resmi görmemizi, o süreç içerisinde genel etkiyi anlamamızı sağlıyor. Şimdi bu tutulmalarla birlikte önümüzdeki 6 aylık dönemde nasıl tesirler altında olacağız? Bunları anlamaya çalışacağız. Bir sonraki güneş ve ay tutulmaları 2025 Mart ayında meydana gelecek. Tabii ki bu burçlardaki tutulmaların da kendi içinde bir döngüsü var. Çünkü astrolojide her şey döngülerle çalışıyor biliyorsunuz. 18 yılda bir değişen ay düğümleri aksı nedeniyle aynı akstaki tutulmalar 18 yılda bir tekrarlanıyor ve bunlar belirli bir tutulma grubuna, işte bizim Saros ailesi dediğimiz belirli bir gruba dahil oluyor. Balık-Başak aksında yaşadığımız en son 18 yıl önceki tutulma 2006 yılındaydı. 7 Eylül 2006'da yine bu Saros'a ait bir ay tutulması yaşamıştık. 118 nolu Saros'a ait bir tutulma bu. Şimdi bu 1,5 yıl devam edecek Balık-Başak tutulmaları. İlkini bu 18 Eylül'de yaşayacağız. Ardından 2025 Mart'ında, 2025 Eylül'ünde tekrarlayacak bu 1,5 yıllık dönem. Tabii ki Balık ve Başak burçlarının tesirleriyle beraber dünya üzerinde önemli dönüşümler, etkiler getirmeye başlayacak. Evet, en son 2006 7 Eylül'ünde yaşadık ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu Saros ailelerinin başlangıç dönemleri çok önemli. Uzun bir süre devam ediyor. 18 yılda bir tekrarlanarak yaklaşık 72 tutulmadan da meydana geldiklerini düşünürsek, tutulma aileleri dünya üzerinde, dünya tarihinde uzun bir süreye yayılıyor. Baktığımızda bu 118 nolu Saros'a ait tutulmanın ilki 1105 yılında meydana gelmiş. Tabii ki hemen merak ediyoruz, araştırıyoruz. Çünkü astroloji ile tarihsel olaylar her zaman eş zamanlı gelişiyor. Önemli etkileri var. 1105 yılında mesela tutulma yakınlarında neler olmuş dünya üzerinde baktığımızda. Yine ülkemizin topraklarında, kuzeyde Karadeniz'de, o dönemde tabii ki Trabzon'da Rum devleti var. Danışmentoğlu Beyliği'nden, işte beyi Emir Danışment, Trabzon Rum devleti ile bir savaş yapıyor. Burada tabii ki 6000 kişilik Danışmentoğlu Beyliği'nin ordusu var. Trabzon Rum devletinin 70.000 kişilik bir ordusu var. Yenilgiyle sonuçlanıyor. Yani burada Trabzon Rum devleti kazanıyor bu savaşı ve Danışment Emir Gazi de burada savaş sonrasında şehit oluyor. Yine aynı dönemde karşımıza çıkan bir diğer önemli olay da Haçlı Kudüs Krallığı, Mısırlı Fatimiler arasında bir savaş var. Ramla kasabasında oluyor ve Haçlıların zaferiyle sonuçlanıyor. Gördüğünüz gibi burada biraz hani doğu batı arasında bir çekişme olduğunu, özellikle dinler arasında bir savaş enerjisi olduğunu ama daha çok batının ve Hristiyanların burada galip geldiğini görebiliriz. Bununla birlikte 2006 yılına, bir önceki yaşadığımız tutulmaya baktığımızda 2006 yılında dünyada neler olmuş? Saddam Hüseyin idam ediliyor. En önemli dikkat çekici gelişme bu. Bununla birlikte kuş gribi var, salgın olarak. Kuş gribini çok konuşuyoruz. Hatta hatırlarsanız işte yumurtaları çöpe attığımız, yumurta yemediğimiz yıl 2006 yılı. Bununla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yine çok gündemde. Sanatsal olarak Türkiye için önemli bir yıl yine 2006, Orhan Pamuk Nobel Ödülü alıyor. Ve Lübnan'a asker gönderiliyor. Yine bu yıl askeri anlamda yine Türkiye için önemli bir yıl. 2006 öncesinde de işte 1988 yılında
Ondan önce de 1970 yılında yine bu ay tutulmasını yaşıyoruz. Tabii ki sizler kendi hayatlarınızda şöyle biraz geriye gidip 2006 yılını, 1988 yılını, yaşınıza göre 1970 yılını şöyle bir gözden geçirin. Özellikle 2006 doğumlular, 1988 doğumlular, 1970 doğumlular, bu ay tutulması tesirleriyle dünyaya gelen ruhlar, büyük bölümü. Bunlar sizin için biraz daha etkili olabilir. Tutulmalar hayatlarımızda çok kadersel çalışır. Hayatlarımızda belirli dönemleri kapatır. Hayatımızda bazı kapılar açar. Bizi başka boyutlara taşıyabilir, farkındalığımızı arttırabilir. Çok da elimizde olmayan dokunuşlardır bunlar. Dünya hayatında, ruhsal ilerleyişimizde, tekamülümüzde aslında bir müdahale gibi düşünebilirsiniz tutulma enerjilerini. En fazla kimler etkileniyor? Burç olarak baktığımızda tabii ki değişken burçlarımız bu tutulmadan birinci derecede etki alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları, özellikle bu burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz varsa ve kişisel doğum haritalarında 20-30 derece aralığında değişken burçların son dekanında gezegenleriniz varsa tutulmadan önemli etkiler alabilirsiniz. Balık burcundaki ay tutulması bir parçalı tutulma şeklinde yaşanacak. Ülkemizde sabaha karşı saatlerde olduğu için güneş doğmasına çok yakın, çok rahat izlenemeyebilir. Saat 5-12 civarı başlayıp 5-35'e kadar devam edecek tutulma. Daha çok Batı Avrupa, Afrika'nın kuzeyi, Atlas Okyanusu, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğu kısmı ve Grönland tarafından bu tutulma tam olarak izlenebilecek. Biliyorsunuz tutulmanın özellikle gözlendiği yerlerde etkisi biraz daha artar. Bununla birlikte tabii ki ülkelerin de horoskopları var, doğum haritaları var. İşte oralarda da aynı kişisel haritalarda olduğu gibi gezegenlerle temaslar olursa tutulma enerjisiyle daha fazla etki görebiliriz. Ülkemiz etkileniyor mu diye sorarsanız, evet etkileniyor. Bu ay tutulması ülkemizi etkileyebilir. Çünkü zaten Türkiye haritasının emsey noktasında balık var. Ve ay burcumuz 29 derece ikizler. Bu tutulma Neptün'le birleşen, Neptünyen bir tutulma. Üstelik Neptün'le birlikte Satürn de balık burcunda. Bu da ülkemizin haritasında zorlayıcı yerleşimlere neden oluyor. Ay düğümlerimiz de balık başak aksında bizim. Dolayısıyla biraz daha kadersel etkilerinin daha uzun vadeli çalışabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle ülkemizin yine dünya kamuoyunda dikkat çekici pozisyonları olabilir. Ayla açısı da halkı zorlayabilecek. Kaos, daha kaotik, daha böyle kayıplar getirebilecek. Duygusal anlamda karamsarlıklara yol açabilecek tesirler getirebilir. Ne yazık ki, yani inşallah böyle yaşanmaz. Ancak şuna bakalım, yani balık burcu neyi ifade ediyor? Balık burcu son burç, su elementine ait değişken nitelikli bir burç. Klasik yöneticisi Jüpiter'dir ki şu anda Jüpiter ikizler burcunda ve Neptün de modern yöneticisidir. Sonsuzlukla alakalıdır. Yani uzay da bir sonsuzluktur. Okyanusların derinlikleri de sonsuzluktur. Bilinmezlikle alakalıdır, kaosla alakalıdır. Dolayısıyla bilinçaltımız da bir balık konusudur. Psikoloji ve psikanalizle ilgili konular da balıkla alakalıdır. Yoksunluklar, fedakarlıklar, kayıplar, bir şeylere ihtiyaç sahibi olmak, muhtaç olmak, kurban olmak, bunlar hep balıkla alakalıdır. Bağımlılıklarımızı yönetir. Bağımlılıklar olunca tabii ki tüm uyuşturucular, alkol, kimyasallar, tüm bunları bunun içine katabiliriz. İlaç sektörü, kimyasalları da yine balık burcu yönetir. Denizleri, okyanusları, suları, dünyadaki tüm sıvıları balık burcu yönetir. Toprak altındaki kaynaklarla da alakalıdır. Ve ekonomik anlamda tabii ki buhran dönemleri biraz daha böyle balık ve Neptün yönetimindedir. Üstelik Satürn de balık burcunda. Dolayısıyla işte muhtaç olmak, işsizlik, kendini yoksun hissetmek, ihtiyaç sahibi olmak, evsizler, kimsesizler, işte göçmenler, hastalar, bağımlılar, bunlar hep balık burcuyla alakalıdır. Tabii ki kader kurbanı olmuş kişiler de, yani fedakarlıklar nedeniyle kişinin kendini bir şeye kurban etmesi de olabilir. Ya da dünya üzerindeki herhangi bir savaş ya da işte
doğal afetler nedeniyle olan kayıplar, kurbanlar, bunlar da balık burcuyla ilgilidir. Neptün denizlerin efendisi olarak aynı zamanda deniz deprem tanrısıdır ve tabii ki depremlerle de alakalıdır. Dolayısıyla özellikle okyanuslarda, denizlerde büyük depremlerin tetiklenebileceği bir dönemdeyiz. Bunun sonucunda da tabii ki maddi manevi çok fazla kayıp olabilir. Savaş enerjisinin yine dünya üzerinde artması ve bunun sonucunda da tabii ki maddi manevi kayıpların olması, buhranların olması ve bunun sonucunda karamsarlığın, depresyonun artması beklenebilir. Balık sanatı yönetir, ilahi aşkı yönetir, ilahi sevgiyle alakalıdır, yaratıcılıkla, ilhamla alakalıdır. Böyle bir dönemde tabii ki sanatsal etkiler çok güçlenebilir. Sanatla ilgilenmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, müzikle ilgilenmek, resim, görsel sanatlar, edebiyat, film ve özellikle sinema gibi sektörler, bunlar da balık burcunun yönetimindedir. Ve enerjimizi belki biraz daha bu yaratıcı çalışmalara bu dönemde yöneltebiliriz. Bununla birlikte maneviyatı yönetir, din ve inançlar tabii ki balıkla alakalıdır. Kabulleniş demek balık. Yani biraz hani elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz, yönetemediğimiz durumlarda akışta kalmak, ilahi sisteme güvenmek. Yani burada belki bu anlamda hani adaletsizliğe uğradıysak, kayıplarla karşılaştıysak, işte bunun yapamadığımız, hani kendimizin çözemediği durumlarda işte o ilahi olana güvenmek, bırakmak, bu da yine bir balık enerjisidir. Bunların da tabii ki çok fazla gündeme gelmesi, çalışması önümüzdeki aylarda daha fazla etkisinde kalmamızı bekleyebiliriz. Tutulma sırasında Türkiye'ye göre an haritasına Başak Burcu yükseliyor. Tutulma haritanın 7. evinde bir 7 aksı burada daha fazla çalışıyor ki bu ben, sen, biz, siz anlamına geliyor. Biraz tabii ki her türlü ilişki dinamiği, siyaset, diplomasi, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilikler, açık düşmanlar, rakipler, davalar, mahkemeler, hak arayışları, balık temasıyla burada öne çıkabilir. Başak yükselen ve burada Merkür'ün olması tabii ki olaylara daha analitik bakmamızı, daha eleştirel bakmamızı sağlarken, karşısında Satürn yerleştiği için engellerin olması ve belki bazı gerçeklerle yüzleşmek anlamına da geliyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda gerçekçi bir bakış açısı bizi karamsarlığa sevk edebilir burada. Daha fazla melankolik bir durum yaratabilir. Gelecek endişelerini, kaygılarını her anlamda güçlendirebilir. Özellikle herhangi bir konuda haksızlığa uğradıysak, bir ilişkide kurban durumuna düştüysek, kandırıldıysak, aldatıldıysak, bunlarla bir yüzleşme dönemindeyiz. Dolayısıyla ilişkilerde bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Yani çok güvendiğimiz bir kişinin gerçek yüzünü de görebiliriz. Bizden gizlenen gerçeklerle de karşılaşabiliriz. Şu ana kadar güvendiğimiz kişiler tarafından aldatıldığımızı da fark edebiliriz. Ve bunun sonucu tabii ki maddi manevi kayıplarla da karşılaşabiliriz. Bu ikili ilişkilerde olabileceği gibi ülkeler arası ilişkilerde de olabilir. Ve bu dönemde ne yazık ki yaşıyoruz. Yani birçok anlamda işte hak edişlere ulaşamamak, haksızlıkları görmek ama bunlara müdahale edememek, haklı insanların zarar görmesi, bir şekilde burada suçluların ya da hak edişi olmayanların bir şekilde ödüllendirilmesi, yani tüm bunlar tabii ki çok fazla dengesizlikler yaratıyor ve bunların izlenmesi de ilahi anlamda isyan duygusunu çok fazla arttırıyor. Ama büyük planda aslında her şeyin bir sebebi vardır. Belki buna inanmak, güvenmek, beklemek, şu dönemde en azından manevi enerjimizi güçlendirmek bizim için dengeleyici olabilir. Satürn'ün balık burcunda olması, haritanın 7. evinde olması birçok konuda aslında Türkiye'yi de birçok şeyle yüzleştirecek. Çünkü MC noktamız balık ülkemizde. Bu da daha çok ülkenin yönetimidir, hükümettir, lideridir ve ülkenin dünya kamuoyundaki pozisyonudur aslında, statüsüdür. Burada bazı gerçeklerle yüzleşmek, ama ne yazık ki Neptün etkisi, bir kaos var burada, bir karmaşa var, belirsizlik var.
ne yönde yol aldığımıza dair bir bilinmezlik var, bir karmaşa var. Ama Satürn bu yanlışların, belki hataların sonuçlarıyla da yüzleşmemizi sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin güney düğümü de balık olduğu için, yani geçmişteki bazı hatalarla daha fazla yüzleşiyoruz bu dönemde. Daha fazla bunun bedelleriyle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki Neptün Ay'a açı yaptığı için, sert açı yaptığı için burada halkın da kayıpları çok daha fazla gündeme gelebiliyor. Şimdi balık tabii muhtaçlar dedik, göçmenler dedik. Aynı zamanda işte hapishaneleri, hastaneleri balık burcu yönetir. Bunları daha fazla konuşabiliriz önümüzdeki aylarda. Yine göçmenlerle ilgili konular çok çok daha fazla problem haline gelebilir. Bunları konuşabiliriz. Kamuoyunu meşgul edebilir. Biraz hani hapishaneler işte af çıkması ve benzeri konular ya da bazı işte tutukluların adalet mekanizmasında hani doğru bir şekilde yargılanmaması ve bunun sonucunda işte dışarı çıkması, bağışlanması ve benzeri konular da çok fazla konuşulabilir. Bu da halk üzerinde gerçekten çok fazla duygusal bir baskı ve güvensizlik yaratabilir. Geleceğe dair endişe, karamsarlık yaratabilir. Mars tutulma sırasında Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde ve Türkiye'nin horoskopunun takip edenler bilir tam yükselen derecesinde, yani Ascendant'ta yükselen derecesinde 7 derece Yengeç'te, tam yine ülkemizin Mars'ı olan 7 derece terazideki Mars'a da kare açı yapıyor. Demek ki ülke güvenliği, toprak bütünlüğü, halkın huzuru, halkın temel ihtiyaçları, bunda barınma, güvenme, güvenlik, beslenme gibi ihtiyaçlar da var. Buralarda önemli bir gerilim var, stres var. Yine askerimizi etkileyebilecek bazı gelişmeler de olabilir. Yani ülkenin askerinin, ordusunun etkilenebileceği ve belki bazı konularda inisiyatif alabileceği konular da gündeme gelebilir. Tutulma tesirleri Mart'ta oluşacak tutulmaya kadar aktif. Ancak tabii ki hemen tutulmayla beraber Eylül ayı içerisinde gözlenebileceği gibi 18 Ekim ve yakınlarında, Aralık ortalarında ve Mart başında da yine bu tutulma enerjilerinin hızlı bir şekilde çalışması, gündemimizi meşgul etmesi söz konusu olabilir sevgili takipçilerim. Evet, şimdi hepimiz tabii ki doğum haritalarımızda balık burcu neredeyse bu alanda bir enerjiyle karşılaşacak ve bu aslında 1,5 yıla yayılan bir süreci de başlatıyor. Balık başak tutulmaları önümüzdeki 1,5 yıl, 2025 sonuna kadar devam edecek. Tutulmalar biliyorsunuz genel sağlığımız üzerinde çok etkilidir. Yaşam enerjimizi belirler çünkü. Özellikle balık başak aksı da astrolojide sağlıkla alakalı akstır. Ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığımızı belirler. Balık tutulmasıyla birlikte tabii ki özellikle değişken burçlarımız, biraz daha hani bu burçlarda gezegeni olanlar, özellikle güneşi, ayı, yükselen burcu olanlar daha fazla etkilenebilir sağlık anlamında. Biliyorsunuz genel metabolizmamız, vücudumuzdaki sıvılar, özellikle salgı bezleri, hormonlarımız, bağışıklık sistemimiz, bunlar hep balık burcu tarafından yönetilir ve hassasiyetler artabilir. Neptün'ün ve Satürn'ün de balık burcunda olması bu tesirleri biraz daha güçlendirebiliyor. Yani olumsuzlukları biraz daha güçlendirebiliyor ve salgın hastalıklarla ilgilidir balık burcu. Ne yazık ki salgın hastalıkların yine çok konuşulmaya başladığı, tetiklendiği bir dönemdeyiz. Üstelik en son 2006 yılında da bu Saros'taki tutulmada kuş gribi çok dünyada gündemdeymiş. Yine kuş gribi belki çok fazla salgın olarak karşımıza çıkabilir. İnşallah olmaz ama tabii dikkatli olmamız gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Bazı alerjik sorunlara karşı zafiyetlerimiz artabilir. Özellikle bağımlılıklar, uyuşturucu gibi, alkol gibi, kimyasal uyuşturucular gibi. Yani bunların toplum üzerindeki etkileri, halk üzerindeki sıkıntıları artabilir ki Türkiye'de bu anlamda çok risk altında. Melatonin hormonunu, uykuyu yönetir balık burcu. Uyku sorunlarını çok hissedebiliriz. Yine bilinçaltı ile ilgili problemler, psikosomatik sorunlar kendini çok gösterebilir. Dolayısıyla sıkıntıların, endişelerin arttığı bir dünyadayız. Ekonomik problemler, gelecek kaygıları, bu psikosomatik sorunları çok tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ne yazık ki bu nedenle yaşanabilecek
şiddet olayları artabiliyor. İntiharlar artabiliyor. Hani bunları çok gözlemleyebiliriz. Ve ayaklarımız, ayak bilekleri, ayak parmakları, bunlar bedenimizde yine balık burcunun yönetimindedir. Pineal bez yine balık burcu tarafından yönetir. Çünkü sezgilerimizle alakalıdır. Bu alanlarla alakalı problemler, sağlık sorunları artabilir. Özellikle tutulmanın olduğu gün, 1-2 gün öncesi, sonrası balık burcunun yönettiği alanlarda çok önemli operasyonları önermeyiz. Tabii ki çok acil değilse ameliyatları da çok önermeyiz. Buna özellikle dikkat edilmesini faydalı görüyorum. Kişisel haritalarımızda eğer bir gezegenimizle temas ediyorsa, işte o gezegenin sembolize ettiği ve bizim haritamızda yönettiği alanlarda hayatımızda bu ay tutulmasının etkilerini daha fazla deneyimleyebiliriz. Şimdi genel olarak tabii ki bahsediyorum. Genel olarak yükselen burcunuza göre özellikle bu ay tutulması sizi nasıl etkileyebilir? Kısa kısa bundan bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık burcundaki ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Son 1,5 yıldır biliyorsunuz sizin burcunuzu etkileyen tutulma döngüsündeyiz. Ancak yavaş yavaş artık bu tutulmalar balık başak aksına geçmeye başlayacak. Dolayısıyla bu 2025 Eylül'üne kadar devam edecek olan, hatta 2026'nın başlarına kadar etkisini sürdürecek olan bir dönemi işaret ediyor. Bu ilk ay tutulmasıyla beraber 12. ev konularınızdaki özellikle hassasiyetleriniz artabilir. Neptün etkisinde olan, Satürn'ün de tesirinin olduğu, biraz hani melankolik, biraz size daha çok içe yönelişler yaratabilecek, hayatınızı sorgulamanıza neden olabilecek bir ay tutulması. Biliyorsunuz ay duygularımızla ilgili olduğu için ay tutulmaları da duygusal olarak bizi daha çok zorlayabilir. Ay tutulmalarında bir sonlanma, bir dönüşüm, önemli bir farkındalık süreci de gelişir. Bazen ayrılışlar da vardır. Bir şeyleri bırakmak anlamına da gelebilir. 12. evde zaten daha çok hayatımızda sonlanmalarla ilgili bir alan. Çok da kontrol edemediğimiz, gizli olan bir alan aslında. Yani bu kendimizle ilgili, bilinçaltımızla ilgili, duygularımızla ilgili, geçmişimizle ilgili bir şeyleri sorgulayabileceğimiz, tefekkür edebileceğimiz, manevi arayışlara sürüklenebileceğimiz, inzivaya çekilebileceğimiz bir süreci de işaret ediyor. Bununla birlikte ruhsal, bedensel, zihinsel arınmalar, tedaviler, şifa arayışlarınız olabilir. İşte hayatınızı şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Bitmesi gereken bir şeyleri artık bitmesi gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu ilk etapta sizi üzebilir ama bunun artık tamamlanması gerektiğini idrak edebilirsiniz. İşte bazı bağımlılıklarınız olabilir, zararlı alışkanlıklarınız vardır, olabilir. Hani bunları hayatınızdan çıkarmak için artık daha bir kararlı olabilirsiniz. Ayrılıklar olabilir, bitişler olabilir. Biraz böyle inziva süreçleri var. Tabii ki zorunlu olarak da inzivalar olabiliyor. Bir hastalık nedeniyle bir hastanede kalmak, işte belki yurt dışına zorunlu gitmek. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz ama bazen tutukluluk. Bunlar hep 12. ev konusuyla alakalıdır. Hani bir yasal süreç nedeniyle. Biraz hani alıştığımız çevrelerden uzaklaşmak, gitmek gibi, yurt dışı da olabilir tabii ki. Tüm bu etkiler 12. ev konularıyla çalışabilir ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle balık, başak, ikizler, yay gibi değişken burçların 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler özellikle o gezegenin sembolize ettiği konularla birlikte daha fazla çalışabilir. Örneğin Venüs ise bu, işte ilişkiler, aşk konularında, Merkür ise biraz daha zihinsel anlamda, düşünceler anlamında çalışabilir. Mars ise tabii ki o zaman biraz daha sağlığa dikkat etmek lazım. Gizli düşmanlıklara hayatınızda, beklenmedik durumlara karşı dikkatli olmalı, güvenli olmanızda fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık burcundaki ay tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Ay tutulmaları daha çok duygularımızla ilgilidir. Duygusal süreçlerimizde dönüşümler olabilir ve tabii ki bilinçaltımızda etkileneceği için önemli farkındalıklar da yaşayabiliriz. Bazı döngüler bitebilir, bazı sonlanmalar olabilir. Genel olarak baktığımızda sizin burcunuz çok fazla böyle sert bir açı almıyor. Tabii ki kişisel haritalarınız önemli. Özellikle burada biraz daha sosyal çevreniz,
toplumdaki duruşunuz, geleceğe ait beklentileriniz, umutlarınız, hayallerinizle ilgili konular bir netleşebilir. Bir projenin sonuçlanması, bir amacınıza ulaşmanız ya da kariyerde bir başarı elde etmeniz, bunun sonucunda maddi manevi başarılar almanız ve benzeri etkiler olabilir. Hayallerle ilgili bir burç, umutlarla alakalı. Hayallerinize kavuşturabilir sizi bu ay tutulması. Ama bir yandan da belki hayal kırıklıkları getirebilir. Yani en azından gerçek olmayan şeylerle yüzleşebilir. Olmayacak hayallerin peşinden koşmazsınız. Yani bir şeyleri bitirebilir hayatınızda. Bir döngüyü sonuçlandırabilir. Sosyal çevrenizde değişimler olabilir. Bazı arkadaşlıklarınız bitebilir. Ya da yeni çevrelere girebilirsiniz burada. Parasal konularda da tabii ki paranızı yönetirken, yatırımlar yaparken ya da çalıştığınız işten gelen kazançlarınız ya da aileden gelen kazançlarınız. Hani tüm bu alanlarda da bazı güçlü etkiler altında, kadersel etkiler altında olabilirsiniz. Aşk hayatınızı, romantik konuları, sanatsal girişimlerinizi, yaratıcı çalışmalarınızı, belki çocuklarla ilgili konuları da bu dönemde daha fazla düşünmeniz, planlamanız ve hayatınızda bunlarla ilgili etkilerin olması mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların Balık, Başak, İkizler, Yay gibi 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tabii ki tutulma daha güçlü çalışabilir. Eğer bir boğa olarak yani güneşiniz, yükselen burcunuz yine 20 ile 30 derece arasında yer alıyorsa, son dekandaysa bu tutulma size güzel bir açıda. Üstelik burcunuzdaki Uranüs'le de dengeli bir açıda olacak. Daha fazla sürpriz, hızlı gelişme ama heyecan yaratacak, mutlu edecek gelişmeler de bekleyebilirsiniz. Üstelik yönetici gezegeniniz Venüs 23 derece terazide Spica yıldızında parlıyor. Bu da sizin enerjinizi arttırıyor. Yani hem size bir başarı getirebilir, sanatsal anlamda yaratıcılığınızı arttırabilir ki sanatla ilgileniyorsanız çok başarılı olabilirsiniz. Maddi anlamda da iş konularında da çok güzel destekler alabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık burcundaki ay tutulması kuşkusuz sizin için çok önemli. Lütfen bu tutulmanın genel bilgilerini de izleyiniz. Tam haritanızın tepe noktasında, MC noktanız dediğimiz kariyer noktanız, gelecek noktanızda bir ay tutulması var. Ve önümüzdeki 1,5 yıl balık başak tutulmaları kariyerinizi şekillendirebilir. Toplum önündeki statünüzü önemli ölçüde etkileyebilir. Bu bir evlilik olabilir. Ayrılık olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar, meslek seçimleri, yer değişimleri gibi çeşitli konularda çalışabilir. Burada tabii ki biraz da artık geleceği düşünüyorsunuz. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Zaman zaman melankolik hissetmeniz, karamsar hissetmeniz mümkün. Sorumluluklarınız ön planda. Aileyle ilgili olabilir, ebeveynlerle ilgili olabilir. Belki ebeveynlerinizin size ihtiyacı var, sağlık konuları devreye girebilir. Ya da bir yuva kuracaksınız, bununla ilgili işleriniz var. İş arıyor olabilirsiniz, mesleki konularda seçimleriniz olabilir. Çalışıyorsanız yine kariyerinizle ilgili önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle burcunuz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bunu 20-30 derece aralığında alabilirsiniz. Bu tutulma sizi çok daha güçlü etkileyebilir, kadersel etkiler getirebilir. Eğer olaylara gerçekçi yaklaştıysanız, sorumlulukla çalıştıysanız, planlı programlı hareket ettiyseniz tabii ki bu tutulma sizi kariyer hedeflerinize ulaştırabilir. Ama olaylara gerçekçi yaklaşmadıysanız, hayaller kurduysanız karışıklıklar ve bazı kayıpların olması da mümkün görünüyor. Özellikle sizin dışınızda gelişebilecek daha çok ekonomik, sosyokültürel, jeopolitik gelişmeler nedeniyle de biraz hani genel durumunuzda, kariyerinizde, ailesel konularda da bazı önemli etkiler alabilirsiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık burcundaki ay tutulması 9. evinizde olacak. Evet, önümüzdeki 1,5 yıl yaşayacağımız balık başak tutulmalarının ilki bu. Genel olarak size olumlu bir açıda olduğunu söyleyebilirim. Tutulma sırasında Mars'la yengeçte olduğu için enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Özellikle uzak hedeflerinizle ilgili konularda yeni açılımlar olabilir, farkındalıklarınız artabilir. Bir öğrenciyseniz belki bir akademik konunuz var, bir üniversite başlangıcı dönemindesiniz ya da bir işte yüksek lisans ya da bir eğitimle ilgili yine hayatınızda önemli kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yurt dışı konuları olabilir,
seyahatleriniz, yolculuklarınız artabilir. Yurt dışında yaşama, okuma, yerleşme ya da yurt dışı bağlantılı işler yapma konusunda bu tutulma hayatınıza önemli bir şeyler katabilir. Tabii ki gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmak gerekiyor. Eğer süreçler içerisinde hani ihmaller varsa ya da sizin için doğru olmayan konular varsa bitişler de olabilir. Sonlanmalar da olabilir. Bu sizi biraz yorabilir, bazen hayal kırıklıkları yaratabilir ya da hissettiğiniz, şu ana kadar hissettiğiniz belirsizlikler varsa işte o belirsizliklerle bir yüzleşebileceğiniz, en azından hani olayları, gerçekleri kabul edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Önümüzdeki süreçte daha fazla seyahat etmenizi gerektirecek belki iş planları ortaya çıkabilir. Bazılarınız için adaletle ilgili, hak arayışları ile ilgili mücadeleler var tabii ki. Hani burada bir acizlik durumu olabilir. Belki bir haksızlığa uğradınız, bununla ilgili bir mücadeleniz var. Ama hak edişlerinizin de tabii ki karşınıza çıkabileceği yine önemli bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle balık, başak, ikizler, yay gibi değişken burçlarda gezegenleriniz varsa ay tutulması sizin için çok daha kadersel olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık burcundaki ay tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Evet, bu uzun süreli bir tesir tabii ki. Ay tutulmaları en az 6 ay etkili olur ve 1,5 yıllık bir süreçte zaten bu balık başak aksında tutulmalar olacak. 8. ev krizlerle ilgili bir alan. Hani çok da kolay bir ev geçişi değil ve 8. ev tutulmaları hayatımızda bizi biraz zorlayabilir. Hangi alanlarda tesirler alabiliriz? Özellikle finans konularına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü finansal durumumuzda mücadeleler artabilir. Gerek sizin, gerek eşinizin gelirleri veya böyle hisseli paralarla ilgili konular gündemde olabilir. Bu bir evliliktir, bir boşanmadır ya da bir miras konusudur, bir borç alacak konusudur. Hani burada işte bir sigorta konusu, vergi konusu ya da işte bir nafaka, miras paylaşımı, tazminat işleri gibi gibi konular. Hani bu alanda önemli tesirler altında olabilirsiniz. Özellikle parasal konular nedeniyle karamsar olmanız, kendinizi biraz daha belki bu anlamda aciz hissetmeniz mümkün. Ama bu tutulma aynı zamanda olaylara daha gerçekçi bakmanız, hayallerden uzaklaşmanız konusunda da sizi zorluyor. Yani maddi durumunuza dikkat etmeniz gerek. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içerisinde en azından buradaki eksikleri, hataları fark edebilir, muhasebeler yapabilir, daha dengeli bir tutum takınabilirsiniz. Borçlanma konusunda uzun vadeli borçlanma, kredi almak ve benzeri konular olabilir. Belki bir yatırım için, belki evlilik için, belki bir iş için hani böyle girişimleriniz olabilir. Buralarda da tabii ki mümkün olduğunca analitik muhasebe ederek dikkatli bir borçlanma stratejisi izlemenizde de fayda var tabii ki. Bu parasal konular dışında olaylara daha böyle bir spiritüel yaklaşmanız, bilinçaltı çalışmalarına yönelmeniz, şifa arayışlarınızın olması mümkün. Terapiler alabilirsiniz, psikanaliz gibi konular olabilir. Yani bunlardan fayda sağlayabilirsiniz. Tedaviler ve özellikle sağlıkla ilgili bazı operasyonlarınız gündeme gelebilir. Bu dönemde sağlıkla ilgilidir çünkü 8. ev. Hatta bazen bir doğum, bir sezaryen ameliyatı gibi bir konuyu da çalıştırabilir tabii ki. Ölümler, kayıplarla da ilgilidir 8. ev. Yani bazılarınız için evet, bazı kayıplar, riskler olabilir. Böyle deneyimler söz konusu olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay gibi burçların 20 ve 30 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, evet, en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Değişken bir burç olarak tam karşınızda başak balık burcunda ay tutulması var. Unutmayın, artık yavaş yavaş tutulmalar sizin burcunuza doğru ilerliyor. Önümüzdeki Mart ayında burcunuzda da güneş tutulması, yine ay tutulması meydana gelecek. Dolayısıyla bu tutulma dönemi
hayatınızda daha kadersel etkiler açmaya başlayacak. Özellikle ilişki dinamiklerinizin mercek altına alınabileceği bir süreçtesiniz. Her türlü ilişki tabii ki bu. Evliyseniz eşinizle ilgili konular, evliliğinizle ilgili konular, ortaklıklarınız, işbirlikleriniz, yakın arkadaşlıklarınız ya da herhangi bir alanda rakibiniz, karşınızdaki kişi, açık düşmanınız, bir dava içerisindeyseniz işte davalı davacı durumları, mahkemeleriniz, hak arayışlarınız, hizmet aldığınız kişiler, birlikte çalıştığınız kişiler, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, tüm bunlar daha fazla gündemde olacak. Ay tutulması tabii ki biraz duygusal olarak zorlayabilir. Neptün etkisinde olduğu için hani burada bir hayatınızda eksiklik varsa, bir yanlış varsa ya da sizin için doğru olmayan bir konu varsa ilişkilerle ilgili bunlarla yüzleşebilirsiniz. Bilinmeyen bir şeyler açığa çıkabilir. Bitmesi gereken konular bitebilir sevgili Başaklar. Yani bir evlilik bitebilir. Bir işbirliği, bir ortaklık bitebilir, bir arkadaşlık bitebilir. Bunlara da hazır olmakta fayda var. Ama tabii ki bazı ilişkilerinizde sorumluluk almaya hazır olduğunuzda, daha bilinçli davrandığınızda o zaman evlilik kararı da getirebilir size. Evlenebilirsiniz. Bazı uzun vadeli ortaklıklar, işbirlikleri de kurabilirsiniz bu tutulmanın tesiriyle. Merkür burcunuzda olacağı için olaylara özellikle daha analitik bakmanız, sorgulayıcı olmanız mümkün. Hesapçı olacağınız bir dönemdesiniz. Çünkü Merkür Satürn'le kontak içerisinde. Ama şunu da unutmayın, bu tutulma sizin çok endişeli yapabilir. Yani geleceğe ait kaygılarınızı arttırabilir. Gerçeklerle de yüzleştirebilir. Ama sizdeki o endişe duygusunu daha da fazla arttırabilir. Bunun da ruhsal ve bedensel biraz sağlık sorunlarını tetiklemesi mümkün. Buna dikkat etmekte fayda var. Endişe ve kaygı nedeniyle sindirim sistemi problemleri, bağışıklık sistemi problemleri, uyku sorunları falan artabilir. O yüzden kendinizi çok yormayın, beslenmenize dikkat edin. Genel bağışıklığınızı da mümkün olduğunca güçlü tutmaya çalışın. Tabii ki her başak aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın tesirleri sizin için daha aktif olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet sevgili burçlaşlarım, bir tutulma dönemindeyiz. Aslında terazi burcundaki tutulmalar henüz bitmedi. 2 Ekim'de terazi burcunda önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu artık terazi koç aksındaki son tutulma olacak. Evet bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi bunun öncesinde 18 Eylül'de 25 derece balık burcunda ay tutulması olacak. Bu ay tutulması 6. evinizi etkiliyor sevgili teraziler. 6. ev konuları ile ilgili alanlarda önemli farkındalıklar, dönüşümler olabilir. Duygusal konularda biraz hassasiyetinizin artabileceği bir dönem. Ancak unutmayın, tutulma haritasında Venüs terazide ve 23 derecede Spica yıldızıyla birleşmiş muhteşem bir açıda. Bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla şanslısınız, korunan bir pozisyondasınız. Üstelik Jüpiter'in de böyle güzel bir üçgen açısı var. Bu da sizin için şanslı, daha ayrıcalıklı bir pozisyonda olduğunuzu gösteriyor. 6. evinizdeki ay tutulması aslında günlük hayatınız, çalışmalarınız, belki mesleğinizle ilgili konularda bir dönüşüm getirebilir. Bir işi bitirebilirsiniz. Ya da bir işte çalışma programlarınızı değiştirebilirsiniz. Ya da beraber çalıştığınız ya da birlikte çalıştığınız yardımcınız, asistanınız. Hani buralarda bir bitiş, bir sonlanma olabilir. Bununla birlikte tabii ki yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İş arayanlar için hayatlarında belki böyle bir yenilik olabilir. Bu da zaten bir işe girmek. Yani günlük rutinlerin değişimi anlamına geliyor. Yer değişimleri olabilir çalıştığınız ortamlarda. İş dışında sağlık konularını tabii ki önemsemek gerekiyor. Çünkü sağlık aksında olacak bir ay tutulması bu. Özellikle duygusal anlamda zaman zaman zorlanışlar olabilir. Metabolizmanızı etkileyecek konular olabilir. Hormonal dengesizlikler, melatonin hormonu nedeniyle uyku sorunları, bağışıklık sisteminizdeki zafiyetler artabilir. Bu yüzden kendinize lütfen özen gösterin. Sağlıkla ilgili bir probleminiz var ve siz bununla ilgilenmiyorsanız ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle de belki bir tedaviye başlayacaksınız, belki beslenme programınızı değiştireceksiniz, diyete başlayacaksınız. Yani günlük hayatınızda
daha fazla disiplin gerekiyor. İşte bunları gündeme getirebilecek bir ay tutulması bu. Bununla birlikte bazı akrabalarla ilgili sorunlar olabilir. İşte daha çok işte amca, dayı, hala, teyze gibi. Hani amcalarınız, yani özellikle yakın akrabalarınızın böyle sağlık sorunları olabilir. Belki kayıpları olabilir. Yani böyle konular da çok gündeme gelebilir. Ve tabii ki evcil hayvanlara biraz dikkat gerekiyor. Evcil hayvanlarınızla ilgili zorlanmalar olabilir, hastalıklar, kayıplar. Ama bir evcil hayvanınız da sahiplenebilirsiniz. Eğer şu ana kadar böyle bir evcil hayvanınız yoksa bu tutulma size bunu getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay gibi burçların 20-30 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu tutulma sizi daha güçlü etkileyebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, balık burcundaki ay tutulması 5. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma açı olarak size sert bir pozisyonda değil, genel olarak daha yumuşak etkiler aldığınızı söyleyebiliriz. Yani romantizmin arttığı, hayatınızda aşkı önemsediğiniz, duygularınızın güçlendiği, sanatsal yaratıcılığınızın arttığı, ilham akışının güçlendiği bir dönemdesiniz. Bu size gerçekten güzel etkiler getirebilir. Heyecan duyacağınız durumlarla getirebilir. Duygularınızın coştuğu bir dönemdesiniz. Aşık olabilirsiniz bu tutulma etkisiyle. Hayatınızda bir ilişki varsa belki önemli kararlar verebilirsiniz. Çünkü Uranüs de Boğa burcunda olduğu için ilişkilerinizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Ve tabii ki çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik haberleri gelebilir. Doğum olabilir. Dolayısıyla çocuklarla ilgili önemli bir etki. Bu tutulma ve takip eden önümüzdeki 1,5 yıllık dönem zaten balık başak tutulmaları bu bahsettiğim ana etkileri hayatınızda daha güçlü hale getirecek. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarınızda da bu burçlarda gezegenleriniz varsa lütfen bakınız haritalarınıza. Balık, başak, ikizler, yay 20 ve 30 derece aralığında yerleşimleriniz bulunuyorsa çok daha kadersel, güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dönemde yaratıcılığınız arttığı için bir hobiye başlamanız, işte sanatla ilgilenmeniz, varsa sanatsal etkinliklerinizde bir başarı elde etmeniz, kendinizi iyi ifade etmeniz, sosyalleşmeniz, başkalarının dikkatini çekmeniz mümkün görünüyor. Aynı zamanda 5. ev risklerle de alakalıdır. Para kazanma konularında belki bazı şanslı etkiler söz konusu olabilir. Bu yeteneklerinizi kazanabileceğiniz açılımlar olabileceği gibi bir meslek anlamında belki bir hobinizi paraya çevireceksiniz. Ama bunun dışında işte şans oyunları, borsa, spekülatif piyasalar, çeşitli yatırımlar ve buralarda da bazı özel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Satürn ve Neptün'ün balıkta olduğunu unutmayın. Hayalci yaklaşmamak gerekiyor. Spekülasyondan uzak durmak gerekiyor. Daha gerçekçi, uzun vadeli ve sistemli bir bakış açısı size burada kazançlar ve başarılar getirebilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık burcundaki ay tutulması tüm değişken burçlar gibi tabii ki sizi de önemli ölçüde etkileyebilir. 4. evinizde özel hayatınızla ilgili alanda ailevi konularla ilgili çalışabilecek önemli bir tutulmadan bahsediyoruz. Tutulmanın yöneticisi Jüpiter'de ikizler burcunda, aynı zamanda Neptün'de balık burcunda ilişkiler, ev, yuva, aile konuları, evlilik gibi konular, eşle ilgili konular biraz daha gündemde olabilir. Bu tutulma size ilk etapta biraz melankolik yapabilir. Yalnız kalma eğiliminde olabilirsiniz. İç dünyanıza yönelebilirsiniz. Aslında tefekkür için, hayatın böyle bir manevi arayışlarına yönelmek için iyi de bir dönem. Biraz daha bu sizi tabii ki akışta kalmak için, zaten genellikle yay burçlarının bu yönleri güçlüdür. Hayattaki manevi arayışlar için biraz daha fazla destekleyebilir. Ev almak, işte yer değişiklikleri, tabii ki evlenmek, yuva kurmak, aile olmak gibi konularınız güçleniyor. Bu tutulmayla beraber önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içerisinde de bunlar aktif olarak hayatınızda önemli olabilir. Size ait bazı evleri, ev varsa mesela satmak istiyorsunuz. Evet, bu tutulmayla belki satabilirsiniz. Kiralayabilirsiniz. İşte uzun süredir oturduğunuz yerden taşınabilirsiniz. Aile evinden ayrılabilirsiniz.
evlilik nedeniyle ya da eğitim için ya da iş nedeniyle başka bir yerlere gidebilirsiniz gibi. Ama tabii aile deyince biraz ebeveynler, onların sağlıkları ve benzeri konularda hassasiyetler artabilir. Unutmayın, Satürn balıkta, Neptün burada. Yani bazı hastalıklar olabilir, onların size ihtiyaçları olabilir, yoksunluklar olabilir. Ne yazık ki bazı kayıplar da olabilir. Özellikle aile, ebeveynler, aile büyükleriyle ilgili alanlarda. Tabii ki her yay aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 20-30 derece aralığındaysa daha kadersel etkiler alabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık burcundaki ay tutulması 3. evinizde meydana gelecek ve önümüzdeki 1,5 yıl balık başak tutulmalarının tesiri altında olacağız. Biraz daha sizin için aslında duygusal anlamda, zihinsel anlamda yaratıcı bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim. Yani bu dönemde her anlamda tasarımsal olarak, zihinsel olarak, iletişimsel olarak kendinizi güçlü bir şekilde gösterme, dikkat çekme fırsatı bulabilirsiniz. Yeni şeyleri okumak, öğrenmek için meraklı olacaksınız. Bu da sizi tabii ki eğitimlere yöneltebilir. Özellikle spiritüel konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Sanatsal eğitimlere yönelebilirsiniz. İşte yabancı dil öğrenimi gibi konulara yönelebilirsiniz. Herhangi bir alanda bir hobiniz varsa, müzik, resim ve benzeri konularda daha fazla çalışma yapabilir, üretken olabilirsiniz. Tasarımsal işlerde çalışıyorsanız bu dönem sizin için özellikle iş ve ticari alanlarda da güzel açılımlar getirebilir. Bazılarınız biraz yakın çevre konularında zorlanabilir. Kardeşlerle ilgili gündemler var. Zaman zaman hayal kırıklıkları, zaman zaman karışıklıklar, zaman zaman da bazı ayrılıklar, yoksunluklar ya da sorumluluklar gündeme gelebilir. Özellikle yakınlardaki kişilerle ilgili, kardeşler olabilir, akrabalar ya da komşular, bazen arkadaşlar. Özellikle bu konularda da önemli etkiler alabilirsiniz. Bu tutulma tesiriyle önümüzdeki aylarda daha fazla yolculuklar yapmanız mümkün. Özellikle su ve deniz kenarlarında daha fazla bulunabilirsiniz. Deniz yolculukları daha fazla yapabilirsiniz. Bazılarınız kullandıkları araçları değiştirebilir, bir otomobil alabilir, bilgisayar gibi, telefon gibi araçlarınızla ilgili önemli tabii ki burada yine alım satımlar yapabilirsiniz ve internet üzerinde, sosyal medya üzerinde, medya üzerinde özellikle aktif olabileceğiniz durumlar olabilir. Buralarda işler olabilir, online işler veya işte eğitimler, ticari gelişmeler. Hani biraz daha sosyal medya üzerinde aktif olabileceğiniz bu alanlarda daha fazla girişimlerde de bulunabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki her oğlak aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay. Bu burçların 20-30 derece aralığında gezegenleriniz varsa tutulma tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık burcundaki ay tutulması 2. evinizde meydana gelecek. Evet, para demek, parayla ilgili konular kadersel anlamda değişiyor demek ve önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içerisinde maddi durumunuzla ilgili önemli yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Şimdi bu ay tutulması hem Neptün etkisi hem Satürn etkisi altında. Bu tabii ki biraz karamsarlık getirebilir. Parasal konularda gelecek endişeleri getirebilir. İhtiyaçlar var. İhtiyaçları karşılamakta zorlanıyorsunuz. Bir borç var. Ödemekte zorlanıyorsunuz. Borçlarla ilgili, hisseli paralarla ilgili belki bir vergidir, bir sigortadır, bir kredidir. Hani burada bazı yapılandırmalarınız var. Ya da bir evlilik veya ortaklık nedeniyle yani ödemeniz gereken konular var. İşte bir tazminat olabilir, nafaka olabilir, bir miras paylaşımınız olabilir. Çeşitli konularda para hesapları yapacağınız, parayla ilgili yapılandırmalar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki tüm maddi konulara hayalci yaklaşmayın. Çünkü burada hayaller eğer gerçekçi bir zemine oturmuyorsa kayıplar getirebilir. Hayal kırıklıkları getirebilir. Satürn çünkü ciddi ve planda olmamız gerektiğini işaret ediyor. Uzun süreli çalışmalar, uzun süreli para gelirleri, kazançlar, yapılandırmalar içinde yolumuzu açabilir. Bu hayal gücümüzü kullanarak, yaratıcı yeteneklerimizi kullanarak bazı işler, bazı para kazanma imkanları gelebileceği anlamına da geliyor aslında. Bununla birlikte Jüpiter'in ikizler burcunda olması, Venüs'ün terazi burcunda çok güçlü bir şekilde olması ve bunlardan sizin güzel açılar alıyor olmanız aslında şanslı olduğunuzu da gösteriyor. Yani birçok açıda gökyüzünde sizi koruyan tesirler var. Dolayısıyla maddi konularda bazı yoksunluklar, zorluklar hissetseniz de çözüm yolları bulmanız, maddi durumunuzu değiştirecek,
iyileştirecek bazı güzel destekler, fırsatlarla da karşılaşmanız gayet mümkün görünüyor sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay gibi burçların 20-30 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa tutulma tesirleri sizi çok daha güçlü etkileyebilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, siz başroldesiniz tabii ki. Evet, önemli bir tutulma döngüsü başlıyor artık ve önümüzdeki 1,5 yıla yayılan balık başak tutulmaları birçoğunuzun hayatını değiştirecek. Zaten diyorsunuz işte Neptün yıllardır burcunda, Satürn de son 2 yıldır burcunuzda. Hayatımda zaten zorlanıyorum, zaten sorumluluklarım arttı, bazen hangi yöne gideceğimi bilemiyorum, böyle bir kaos etkisindeyim, karışık etkiler var, melankolik ve karamsar hissediyorum diyebilirsiniz. Evet, bu tutulma, ay tutulması duygularınızı daha da güçlendirirken gerçekten bu enerjiler iyice bir artabilir. Enerjinizi mümkün olduğunca yaratıcı alana, işte ruhsal alana, maneviyata yönlendirmek gerekiyor. Aksi halde endişeli, kaygılı bir duruş size gerçekten sıkıntı getirebilir. Korkularınızı, endişelerinizi arttırabilir. Bunun nedeniyle de sinirsel rahatsızlıklar, psikolojik problemler, bağımlılıklara yöneliş ve bunun sonucunda daha fazla karmaşa da mümkün görünüyor. Birçoklarınızın tabii ki bu tutulma yaratıcılığını arttıracak, ilham akışı artacak. Bilinçaltınıza güvenin, sezgilerinizi kullanmaya çalışın. Sanatla ilgilenmek, bir şeyler üretmek için güzel bir dönemdesiniz aslında. Venüs de çok güzel, destekleyici bir pozisyonda. Dolayısıyla sanatçı balıklarımız başarılı olabilir bu tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde. Başarılarla birlikte tabii ki maddi manevi kazançlar da gelebilir. Bunu unutmayın çünkü Venüs para alanınızda da sizi destekliyor. İlişkilerle ilgili bazı gözden geçirmeleriniz var. Ya da bir ilişki içerisindeyseniz ilişkiyle ilgili almanız gereken sorumluluklar var. O ilişkiyi bitirmeniz de gerekebilir ya da evlilik gibi bir konuyu gündeme getirmeniz gerekebilir. Kaçışlar burada fayda etmeyecek. Yani eğer hayatınızdaki sorumluluklardan kaçıyorsanız, bir tür hani böyle bir kurban rolüne bürünüyorsanız burada sorun çıkabilir. Dolayısıyla Satürn artık ciddi olmanızı, sorumlu olmanızı gerektiriyor. Bir ilişkiyle ilgili, evlilikle ilgili bir burada önemli karar verebilirsiniz. Evlenme kararı olabilir, ayrılık kararı olabilir ya da işbirlikleri, beraber çalıştığınız kişilerle, hizmet aldığınız kişilerle de ilgili belki hayatınızda önemli yüzleşmeler olabilir ve bunun sonucunda yine bazı dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Genel sağlığınıza dikkat edin çünkü tutulmalar biliyorsunuz yaşam enerjimizle ilgilidir, sağlığımızı etkileyebilir. Özellikle bağışıklık sisteminize, hormonal sisteminize dikkat edin. Uyku sorunları gibi melatonin hormonu ile ilgili problemler artabilir. Bulaşıcı hastalıklara daha zayıf olduğunuz için yakalanabilirsiniz. Beslenmenize, uykunuza özellikle dikkat edin. Vitaminlerinize güçlü bir şekilde, vitamin desteklerinizi almaya çalışın. Bu tutulma enerjisi biraz alerjik sorunları da arttırabilir. Böyle kronik sorunlarınız varsa, alerjik sorunlarınız varsa tutulma ve tutulma yakınlarında özellikle kendinize çok daha fazla dikkat edin sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 20-30 derece aralığındaysa tutulmanın sizin için kadersel anlamda çok daha güçlü etkili olacağını söyleyebilirim.